Anne, Eda ile konuştum. Bu gece evinde kalacakmış. Anne iyi misin? Neyin var? Niye öyle duruyorsun? Yok bir şey. Ferda ablam nerede? Odasında mı? Çocuklar gelecek diye telaş yapıyordu. Ortalarda yok. Telefon çalışıyor. Birinden telefon mu bekliyorsun sen anne? Aramıyor. Aramayacak da. Baban bizi tamamen çıkarttı hayatından. Araması mı gerekiyordu? Aldıklarını vermeye gittiğinde bir şey olmadı demiştin. Öyle değil mi? Cemil'im, kocam, her şeyim. Kalbime düştüğünden beri bütün dünyam sen oldun. Seni incitecek, üzecek her şeyden kaçındım. Tek isteğim seni ve ailemizi mutlu etmekti. Ama kadere yenildim. Sana layık bir eş olmayı bilemedim. Olanları sana hissettirmemek için, seni üzmemek için yalan söylemek zorunda kaldım. Aklımı yettiğince korumaya çalıştım hepinizi. Ne desen, ne düşünsen haklısın. Sen de ailemizi korumak için yaptın ne yaptıysan. Unutamaz mıyız her şeyi Cemil? Benim çocuklarını affetmem bu kadar zor mu? İkimiz de yaşlandık artık. Öfkeye ayıracak zamanımız kalmadı. Çocuklarımızla, torunlarımızla bir arada geçiremez miyiz kalan ömrümüzü? Bu dört duvarı yeniden sıcak bir yuva yapamaz mıyız? Hiç olmazsa telefonla ara. Sesini esirgeme benden. Yalvarırım ara. Çünkü... benim çok zamanım kalmadı artık. Baban geri dönmeyecek Melda. Ona layık olamadık.